Hoş geldiniz. Şimdi bu bir devam seansı fakat daha önce katılmayan kişiler muhakkak ki katılabilir. Öyle bir şey yok. İyi akşamlar, hoş geldin Türkan. Şöyle diyeyim aslında. Şu andaki bu çalışmaya denk geldiyseniz zaten sadece o kadar şifalanmanız gerekiyordur. Bir önceki çalışmadaki kısımları siz belki de çoktan şifalanmış olabilirsiniz. Şu andaki şifaya sadece siz açıksınızdır ya da. O sebeple muhakkak ki ilk defa karşılaşanlar katılsınlar, burada devam etsinler. Şimdi hoş geldiniz. Oh. Evet, bizimki hareketlendi. Hareketlendi. Aa, hayır, 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 hayır. Şöyle Haşmet'im. Evet, şu anda onu hareket ettirdim. Onu rahatsız ettim diye bana kızıyor. Maşallah, maşallah. Şimdi ilk başta Tete selam, hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi ilk başta Tete Healing tekniğiyle bir yine enerjisel olarak bir temizleme yapacağım. Şöyle bir enerjimiz bir temizlensin, bir hafifleyelim. Daha sonrasından da cinlendiren arındırma sistemiyle çalışma yapacağız. Hemen arkasından devam edeceğim ben. O sebeple başta neler yapmanız gerektiğinden şöyle tekrardan bir bahsedeyim, ilk defa katılanlar varsa. Şimdi şöyle ekran paylaşımı. Size omurganızın önündeki ilahi hatta bağlanın dediğimde imgelemenizi istediğim yer burası. Omurganızın ön yüzünde bulunan şu şelale gibi görebilirsiniz, boru gibi görebilirsiniz. Burayı hayal etmenizi isteyeceğim. Burada bizim ruhumuzun özü bulunuyor. Bu ilahi hatta bağlanarak yüksek benlikten gelen cevaplara göre ilerliyoruz. Cinlendiren arındırma sistemi dosya protokolleri üzerinden ilerleniyor. Efendim, Ve olduğundan yüksek haberim var mı? benlikten Yukarıda mı? Ses kısıyorum. Ve yüksek benlikten gelen cevaplara göre kas testiyle dosyalar üzerinden ilerleniyor. Çok güzel grup çalışmalarında özellikle çok etkili bir çalışma. Sanki böyle birebir bireysel yapılmış gibi bir çalışma oluyor. Ve öyleyse öncelikle başlıyorum ama öncesinde şurada sohbette de tamam görmediğim bir şey var mı dedim. Çalışma konumuz nedir? Bu esasında daha önce bir hafta önce bir hediye ve tanışma çalışması yapmıştık. Onun devam seansı. İlerlememizin önündeki engeller. Ama siz daha yeni geldiniz sanırım. Tekrardan şöyle bir genel olarak ben tekrarlıyorum. Devam seansı fakat bir öncekine katılmayanlar da şu anda katılabilir. Çünkü bir öncekinde çalışılan konularla alakalı sizde o kısım şifalanmıştır. Şu andaki çalışmaya sadece size bu şu andaki çalışma katkı sağlayacak olabilir. O sebeple muhakkak ki devam edin ve kalın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve 22.10'da mı başlasam acaba diye düşündüm. Böyle gelenler oluyor çünkü hala daha. Ve öyleyse şimdi gözlerimizi kapatalım. Bir tete tekniğiyle enerji alanımızı temizleyeceğiz. Arkasından cinlendiren arındırma sistemiyle devam edeceğiz. Aa, ben şeyi söylemedim. Üç kere tık dediğimde herkes gördü mü ilahi hattın nasıl bir şey olduğunu. Şöyle ben biraz daha ilahi hattın fotoğrafı kalsın.
İlahi hat dediğimde omurganın ön yüzündeki şu şelale gibi, boru gibi görebilirsiniz. Orayı imgelemenizi isteyeceğim. Burada ruhumuzun özü bulunuyor. Cilendirin arındırma sistemini yaparken bunu yapmanızı isteyeceğim. Daha sonra ben cilendirin arındırma sistemi dosya protokolleri üzerinden ilerleniyor. Ve yüksek benlikten gelen cevaplara göre kas testiyle ilerliyorum. Ve bizi yönlendirdiği dosyalara göre bilgi dosyası ya da uygulama dosyası, ona göre de çalışmalar yapılıyor. Burada size 3 kere tık dediğimde ağzınızın ortasına 3 kere tık, istediğiniz bir elinizde parmağınızla 3 kere tık yapmanız yeterli. Burada çıkan herhangi bir şeyi bir yere yazmayın, düşünmeyin. Yorum yapmayın, ama ister istemez yapacağız muhakkak ki, ama yapmayın. Gerek yok diyor Cinandrian. Zaten bunlar şifalanmak için karşımıza çıkıyor. Siz sadece sevgiyle alın ve kabul edin. Düşünmek, yazmak, bunların hepsi işleme süresini etkiler. Bu sebeple sadece ve sadece teslimiyette olun ve sevgiyle kabulde olun. Ve şimdi gözlerimizi kapatalım. Öncesinde ben fotoğraf çekeyim, unuturuyorum. Görünmek isteyenler kameralarını açabilir. Şöyle paylaştım gruba da. Gözlerimizi kapatalım. Üç saniye burundan gül kokluyormuş gibi nefes alın. 5 saniye bekle ve 7 saniyede yavaşça ver. 3 saniye burundan nefes al. 5 saniye bekle ve 7 saniyede yavaşça ver. Kalp atışına odaklan. Kalp atışını duy. Tependen başlayarak negatif enerjinin ayak tabanlarına doğru akıp gittiğini görün, hissedin. Ve ayak tabanlarınızdan pozitif bir enerji vücudunuza geliyor, hissedin bunu. Tüm hücreleriniz dolaştığını, yukarı doğru çıktığını ve tepenizde bir enerji topuna dönüştüğünü görün, hissedin. Ve şimdi siz de o enerji topunun içine giriyorsunuz ve bulunduğunuz yerden yükselin. Yüksel, yüksel. Bulunduğun evden yükseliyorsun. Bulunduğun bölgeden yükseldiğini gör. Kuş bakışı evleri görebilirsin ve yükselmeye devam ediyorsun. O kadar çok yükseliyorsun ki dünya ayaklarının altında kalıyor ve yükselmeye devam ediyorsun. Gezegenler geçiyor yanından. Sen süzülerek yükseliyorsun. Galaksileri geçiyorsun. Etrafta hiçbir şey kalmayacak kadar yükseliyorsun. Şimdi karşına beyaz parlak ışıklar çıkıyor katmanlar halinde. Onların içinden süzülerek yüksel. Altın sarısı ışıklar çıkıyor şimdi karşına. Onlar da katmanlar halinde. Onların da içinden süzülerek yükseliyorsun. Ve şimdi karşına jölemsi kıvamında gökkuşağı renginde bir madde çıkıyor. Onun da içine gir. Renk değiştirdiğini görebilirsin. Yükselmeye devam et. Ve şimdi karşına İncimsi beyaz sıkta yanar döner çok güzel parlak bir ışık çıkıyor. O ışığın içine gir. Işık ile bir ve bütün olduğunu hisset. Ve o ışığın geldiği bir pencere görüyorsun. O pencereden içeri gir. Ve artık enerji topundan çıkabilirsin. Burası Yaradan'ın koşulsuz sevgisinin olduğu yer. Nefes al. Ver.
Ve her nefes alıp vermende vücudundaki tüm hücrelerin şifalı ve mutlu ve Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle dolduğunu hisset. Alanlarınıza giriyorum. Şu anda şimdi burada olanlar ve daha sonra izleyecek olan herkes için bu çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz Allah'ım. Teşekkür ederiz. Oldu. Her şeyin yaratıcısı şimdi en iyi ve en ince şekilde bizlere hizmet etmeyen boş gezen hafızalar ve hatıralardan arınmayı talep ediyoruz. Bunlar bize ait olan inançlar, düşünceler değil, şarkı sözü, dizi repliği dahi olabilir. Almışız ve kabul etmişizdir. Bunlardan arınıyoruz şu anda. Evet demeniz yeter. Kadar çok ki resmen şuraya kadar bir baskı hissediyorum şu anda böyle bastırıyor. Sevgiyle bu değişimi kabul etmenin ve bunlardan özgürleşmenin nasıl bir his olduğunu yaradan tanımlarını da bilmek ister misiniz? Evet demeniz yeter. Şöyle başarılı olmam için yaptığım işleri mükemmel bir şekilde yaptığımı hissetmem için mükemmeliyetçilik var bir de. Bu başkalarının düşüncelerini kabul etmeliyim diye bir inanç var. Onlar sizin için daha değerli. Bu düşünceyi, bu inancı, bu hissi üst kimlik, alt kimlik ve yüksek benlik düzeyinde değişim ve dönüşümleri yapılsın evet demeniz yeterli. Her durumda her zaman başarılı olabileceğinizi, yaptığınız işi zaten en güzel şekilde yaptığınızı bilmenin nasıl bir his olduğunu yaradan tanrı bilmek ister misiniz? Evet demeniz yeterli. Mükemmeliyetçi olma zorunluluğundan özgürleştiriyorum sizi. Evet demeniz yeterli. Zaten her şey tam da olması gereken şekilde oluyor. Her şey iyi ve güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Bunu bilmek ister misiniz? Bu teslimiyette olmak ister misiniz? Evet demeniz yeterli. Kendi duygularınızı, kendi düşüncelerinizi düşüncelerinize, kendi duygularınızla da ilerleyebileceğinizi ve başarılı olabileceğinizi, her şeyi tam da olması gereken şekilde, güzel bir şekilde yaptığınızı bilmenin nasıl bir his olduğunu ve bunu yaradan tanımlarını bilmek ister misiniz? Evet demeniz yeterli. Hem kendinizi olabilirsiniz, hem kendim olabilirim, öyle diye söyleyeceğim şu anda. Hem kendim olabilirim, hem başarılı olurum, hem kendim olurum, hem kendi duygularım ve düşüncelerimle hareket edebilirim, hem başarılı olurum, hem tüm işlerim güzel bir şekilde sonuçlanır. Bunların yaradan tanımlarını ve nasıl bir his olduğunu yükleyelim sizlere. Evet demeniz yeter. Hafifledi bu sırada. Şükürler olsun. Bunların, bu hislerin nasıl bir his olduğunu, bu hisleri günlük hayatınızda nasıl yaşayacağınızı, hayatınızda nasıl devam edeceğinizi bilmek ister misiniz? Evet demeniz yeterli. Bunların hepsi mümkün ve güvenli. Bunlara doğuştan izinlisiniz, layıksınız ve hakkınız var. Bunları da bilmek ister misiniz? Yaradan tanımıyla ve perspektifiyle sizlere yükleniyor. Evet demeniz yeterli. Varsa alanımızdaki kararsız ruhlar, varsa isimleriyle düşenler, entitiler, demonik güçler, volkinler, tüm negatif enerji varlıkları, bunları Yaradan'a gönderelim mi? Evet demeniz yeter. Teşekkür ederiz. Oldu. Her şeyin yaratıcısı şimdi en iyi ve en ince şekilde
Varsa göz, nazar, ah, lanet, kanca, hasetlik, kıskançlık, pisişik ataklar, pisişik kancalar gibi tüm pisişik saldırılardan arındıralım mı sizlere? Evet demeniz yeter. Sizlere hizmet etmeyen radyasyonlu ağır metallerden arındıralım mı? Evet demeniz yeterli. Sizlere hizmet etmeyen mantar, virüs, maya, bakteri, parazit ve bunlara ait içsel kızgınlık, kullanılma, sömürülme, korku, şüphe, kaygı, endişe, tüm bunlardan arınmak ister misiniz? Evet demeniz yeterli. Her şey yolunda. Tüm hücrelerinize, tüm organlarınıza, özellikle kalbinize bunu hatırlatalım mı? Yaradan tanımıyla yüklensin mi? Evet demeniz ve hayat enerjisi, hayat neşesi, neşe de aynı zamanda yüklemek istiyorum. Evet demeniz yeter. Her şey yolunda. Bunu siz de böyle her zaman söyleyebilirsiniz. Herhangi bir şey olduğunda nefes alıp verin, derin bir nefes alıp verin. Her şey yolunda değil. Yani şey var, böyle bir direnç var. Şöyle bir şey isteyeceğim şimdi sizden. Derin bir nefes alın ve hızlı bir şekilde diye verin. Derin bir nefes alın. Nefes al. Evet. Çok iyi. Tüm hormonlarınızı en mükemmel şekilde, en olması gereken şekilde şifalayıp dengeliyorum. Evet demeniz yeterli. Teşekkür ederim. Oldu. Beyin kimyasallarınız, beyin frekanslarınız, sağ, sol, ön, orta ve arka beyin loblarınız, beyindeki eril ve dişil denge en mükemmel şekilde şifalanıp dengelensinler mi? Evet, tabiniz yeterli. Çareleri çözümleri rahatlıkla görebilmenin mümkün ve güvenli olduğunu, buna doğuştan izin olduğunuzu, layık olduğunuzu, hakkınız olduğunu bilmek ve anlamak ve bunu hatırlamak. İster misiniz bu hisleri yükleyelim mi ve yaradan tanımlarını da yükleyelim mi? Sorunlara çok fazla bir takılma hissediyorum o sebeple. Şöyle diyelim. Bir bakayım şöyle sorunlara neden takılıyoruz? Yani şöyle çünkü zaten hep böyle karşılaşıyorum gibi böyle çünkü öyle gibi bir şey var. Sorunları sorun olarak görmek, şöyle diyeyim ilk başta. Yaradan'ın sorun tanımını bilmek ister misiniz? Yaradan'ın çare, çözüm tanımlarını bilmek ister misiniz? Sorunların arkasındaki size hizmet eden, size aynalık tutanları görebilmenin nasıl bir his olduğunu ve bunu yaradan tanımını bilmek ister misiniz? Farkındalıkta olmanın nasıl bir his olduğunu ve bunu yaradan tanımını bilmek ister misiniz? Sorunların size aynalıklarını, hizmet edenlerini görerek farkındalıkla çareler ve çözümleri üretebilmenin, bunların kendiliğinden ayağınıza geldiğini görmenin, bunları hissetmenin, bunları fark etmenin nasıl bir his olduğunu ve bunu yaradan tanımını bilmek ister misiniz?
Evet demeniz yeterli. Farkındalıkta olmak için sorunları hayatınıza çekme zorunluluğundan da özgürleştiriyorum. Böyle şu anda bundan dolayı böyle bir şey çekme zorunluluğunuz olmasın. Özgürleşiyorsunuz. Her zaman her durumda farkındalıkta olabilmenin nasıl bir his olduğunu ve bunu yaradan tanıyabilmek ister misiniz? Evet demeniz yeterli. Ve tüm boşluklara, alanınıza, bedeninize, ruhunuza Yaradan'ın koşulsuz sevgisi dolsun. Evet demeniz yeterli. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Ve şimdi gözler kapalı. Devam edelim. Yüksek benliğim. Enerjik. İlk önce şöyle bir niyette de bulunacağım. Bir dakika. Unutuyordum onu. Her şeyin yaratıcısı. Şimdi en iyi ve en ince şekilde birazdan yapacağımız cinlendirme sistemiyle yapacağımız çalışmayı 7. seviyede ve sinir rehberliğini yapılmasını talep ediyoruz. Bize yardımcı ol ve rehberlik yapma Allah'ım. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Ve gözler kapalı. Yüksek benliğim. Enerjik alanlarla ve rehberlerle çalışarak bütün enerjimi ve farkındalığımı omurgamın önünde bulunan İlahi hattıma nazikçe ve sıkıca sabitlemeye davet ediyorum. Nefes alın. Ve nefes verirken omurganızın ön yüzünde bulunan o şelalenin içine girdiğinizi ve kendinizi oraya sabitlediğinizi hissedin. Teslim ettiğiniz üç kere tık. Gözler kapalı niyetle devam ediyorum. Her şeyin yaratıcısı şimdi en iyi ve en ince şekilde. Şu anda şimdi burada olan herkes ve daha sonra izleyecek olan herkes için, bizler için. Bizleri sana emanet ediyoruz ve bizim yükselişe giden yolumuzu engelleyen her türlü şeyin ve tüm şeylerin kaynağına götürmemizi talep ediyoruz. İlerlememizin önündeki her ne engel varsa, her ne blokaj varsa bunların şifalandırılmasını buradaki o blokajlar ve negatif kök inançlardan arınarak bunun şifalandırılması ve rahatlıkla, kolaylıkla, keyifle hayatımıza dahil olmasını talep ediyoruz. Senden bunların kaynağını götürmemizi talep ediyoruz ki bunların yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde geriye ve ileriye doğru tüm gerçekliklerde ve zaman uzay sürekliliğinde bizlerin ruhunun en yüksek iyiliği için ve tüm var olanın en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Bizim değil, senin iradene göre olsun. Üç kere tık. Konu hakkında çalışma izin var. Üç kere tık ve gözlerinizi açabilirsiniz. Anahtar dosyalar var mı? Evet, anahtar dosyalarla başlıyoruz. Birinci sayfa, ikinci sayfa, ikinci sayfa, birinci çek, çek, üçüncü çek, dördüncü çek, dördüncü çek, birinci sayfa, ikinci çek. Yang akupunktürüne gönderdimse üç kere tık. Yani meridyenlere gidiyoruz. Meridyenlerimize bakalım nerede bir tıkanıklık var acaba? Meridyenler. 1, 2, 3, 4. Böbrek meridyen... Konuşamadım. Böbrek meridyenine yönlendirdi bizi. 3 kere tık bu bilgi geldiği için şifa olsun kabul ediyoruz. Bu bilgiyi bize verdiği için teşekkür ediyoruz. Ve böbrek meridyenine gidiyoruz. Neredesin? Evet. Böbrek meridyeni düzgün bir şekilde çalıştığında soya veya başka yaşama ait olumsuz programları kaldırır. Kişiye iç benliğini incelemek için cesaret verir. Blokajı, korku, bağlanma fobisi, cinsel kararsızlık, diğerlerinin görüşlerini takip etme. Ki boş gezen hafızalar ve hatıralarda da çıkmıştı bu. Bakalım nerede bir sıkışıklık var, nerede bir çalışma yapacağız? Stresle başa çıkamama, kendi çıkarını koruyamama. Üç kere tık.
Ve yerini şimdi size göstereceğim. Şöyle düzgün şekilde göstermeye niyet ediyorum. Bakayım şöyle de. Yeri şurada 19 olan şurası. Böyle çizdim. Görebiliyor musunuz? Ben de gösterebilirim. Şöyle ben 19'u şöyle ben çizdiğim yerine şöyle çizdiğim yer. Ve oraya geldiğinizde elinizi oraya getirin. Oralarda zaten bir hafiften acıma hissedeceksiniz. Oraya hafiften bir bastırın. İşlem gerçekleşti mi? Evet, 3 kere tık. Teslimiyetimiz. Evet. Başkan Atardos var mı? Evet. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü sayfa, dördüncü sayfa, birinci çeyrek, birinci çeyrek, birinci satır, ikinci satır. 4, 1, 2. Gerçek dostuz. 3 kere tık. Blokajın hakiki özü. Bakın bu bilgi dosyasına ne gelecek? Seansta olanı gösteriyor bu dosya. Bakalım. Teslimiyetimiz. Evet. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, ikinci çeyrek, birinci satır, ikinci satır, üçüncü. Kendine olan inanç yitirilmiş. 3 kere tık şifalansın. Ay ne güzel şeyler çıkıyor böyle. Teslimiyette miyiz? Evet. Peki başka anahtar dosya var mı? Evet. Birinci sayfa. Birinci sayfa. Birinci çek. İkinci çek. Üçüncü çek. Dördüncü çek. Dördüncü çek. Birinci satır. İkinci satır. Üçüncü satır. Dördüncü satır. Beşinci satır. Altı. Yedi. Altısı. Mide meridyenine yönlendirdiğimizde 3 kere. Mide meridyenine gidiyoruz şimdi de. Mide biraz sonlardaymış. Evet. Oradan işte. Mide meridyeni düzgün bir şekilde çalıştığında uygun olmayan fikirleri ve modelleri temizler. Kişinin bir şeyi hazmetmesine veya bir şeye katlanmasına olanak verir. Blokajı, endişe, zihinsel yorgunluk, kaygı, saplantı, hayal kırıklığı. Bakalım nerede bir sıkışıklık var? Teslim ettiğiniz bir sayfa mı? Bir sayfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16. İster rehberliğin yitirilmesi. 3 kere tık. 16. Evet. Şimdi yine yankı. Hem sağ hem sola yapacağız bunu. Şöyle işaretleyeyim ben yine onu. Şöyle. Bir de şöyle. Şu hemen göğsümüzün dizlerinde güzelce yapabiliyor muyum acaba? Dur bir dakika şöyle bir yapalım. Görünüyor mu ya? Parlamıyor değil mi? Oralara geldiğinizde zaten hafiften acı hissedeceksiniz. Sağ tarafa yaptığınız yer sadece baskı, sol tarafa ise hafiften ovuşturma şeklinde ilerleyeceksiniz. Yeri algıladınız, değil mi? Şuralarda. Şöyle. Evet, şöyle geldiğimde şurada acı hissettim. Sol tarafı, sağda da var. Aynen. Sağ sadece baskı, solu hafiften ovuşturuyoruz. İşlem gerçekleşti mi? Evet. 3 kere tık.
Hizmetimiz. Evet, peki başka anahtar dosya var mı? Var. Birinci sayfa, ikinci sayfa, birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, üçüncü çek, birinci satır. İki, üç, bir. Takıntı. Üç kere tık. Bir takıntımız varmış bakalım. Şimdi ondan da tuttuk. Oh, süper. Çok güzel bir çalışma oldu, bilmiyorum. takıntı dosyası teslim etti miyiz? Birinci çek, ikinci çek, ikinci çek, birinci satır. Cinsellik yalnızca iki insan evli olduklarında gerçekleşmelidir diye bir inancımız varmış. Üç kere tık. Kaynakla alakalı olabilir. Takılmıyoruz böyle şeylere. Teslim etti miyiz? Peki. Başka anahtar dosya var mı? Evet. Birinci sayfa, ikinci sayfa. İkinci sayfa, birinci çeyrek. Birinci çeyrek, birinci satır, ikinci satır, üçüncü. İki, bir, üç. Ata. Üç kere tık. Bir atadan veya diğer yaşamdan gelen bitirilmemiş bir iş, travmalar, duygusal blokajlar. Bu dosyadan bunu öğreneceğiz. Bakalım neymiş. Teslim ettiğimiz. Birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, üçüncü çek, birinci satır. Kişinin kendini besleyecek olan şeyi alamaması. Üç kere tık şifalansın. Teslim ettiğimiz. Başka anahtar dosya var mı? Teslim ettiğimiz. Başka anahtar dosya var mı? Başka anahtar dosyamız yok. Öyleyse soralım bakalım. Kaynak aynı kaynak mı? Hayır. Birinci satır, ikinci satır. Bu yaşam süreci. Üç kere tık. İlk önce bu bilgi geldiği için. Herkes için aynı yaş mı? Hayır. Bizim şu anda yaşadığımız yaşam sürecinde bir yaşımızda karşılaştığımız durum. Olguyla belki şey yapabilirsiniz, algılayabilirsiniz. Yani bilmemize de gerek yok zaten, yüksek benlik düzeyinde bu şifalanma gerçekleşiyor. Fazla takılmaya gerek yok yani. Düşünmeye gerek yok. Evet, olguya gelelim. Teslim ettiğimiz. Evet. Olgu birinci çek, ikinci çek, ikinci çek, birinci satır, ikinci satır. Aileden veya gruptan dışlanmaktan gelen utanç, küskünlük, katılık veya maneviyat bozulması. Üç kere tık. Direkt bu olmamış olabilir. Bunun korkusu dahi olabilir yani. Dışlanacağım korkusu olabilir. Teslim etmemiz. Başka olgu var mı? Evet. Birinci çek, birinci çek, birinci satır. Kalp kırıklığı. Üç kere tık. Başka var mı olgu? Evet. Birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, dördüncü çek, dördüncü çek, birinci satır. İşkence, fiziksel veya duygusal ezilme, baskı görme, bunlara maruz kalmışız. Üç kere tık. Başka olgu var mı? Teslimiyetimiz. Başka olgu var mı? Yok. Ruh tepkisine gidiyoruz. Yani ruhumuz nasıl bir tepki vermiş bu duruma? Neler, nasıl travmatik bir olaylar yaşamış? Teslimiyetimiz. Ruh tepkisi. Birinci çek, ikinci çek, ikinci çek, birinci satır, ikinci satır, üçüncü. Karizma dosyasına bakmalı mıyız? Evet, oraya da bakacağım. Kriz kişinin karizmasını onarılmaz şekilde lekeledi. Üç kere tık. Karizmaya gidelim o zamansa. Teslimiyet miyiz? Karizma dosyası kişinin karizmatik mevcudiyetinin üzerindeki blokajları, bu bilgi dosyası bunu veriyor. Bakalım ne çıkacak. Teslim ettiğimiz birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, üçüncü çek, birinci satır, ikinci satır. Kişinin iç görüşünün kapatılmış olmasından dolayı karizma kaybedilmiş. Üç kere tık. Bazılarımız bilmeyebiliriz ne olduğunu ama yüksek benlik biliyor ne demek olduğunu, şifalanmayı seçin. Teslim ettiğimiz. Peki arınma var mı? Var.
Arınma da şimdi kaldırılan etkilerin yerine olumlu niyetleri koymaya yönelik kolaylaştırıcı işlemler. Bakalım neler çıkacak. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa. Üçüncü sayfa, birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, üçüncü çek, birinci satır. Kaynağın ve etkiyle ilgili herkesin bağışlanması için dua et diyor. Üç kere tıp ve gözlerinizi kapatın. Her şeyin yaratıcısı şimdi en iyi ve en güzel şekilde. Bu yaşam sürecimdeki kendim ve etkiyle ilgili olan herkesin bağışlanmasını talep ediyorum. Şey yapabilirsiniz, şöyle imgeleyebilirsiniz. Kendiniz ve bir sürü kişi olabilir. Böyle silüet olarak da görebilirsiniz. Üzerinize Yaradan'ın nuru yağıyor. Görünün, hissedin. Ve o nurla birlikte bedeninizdeki o size yük yapan her ne negatif enerji varsa onları da akıtıyorsunuz. İşlem gerçekleşti. Yüksek benlik düzeyinde imgelemeyi bitirdiğinizde üç kere tık yapabilirsiniz. Teslim etti miyiz? Peki başka arınma var mı? Başka arınma var mı? Yok. Arınmalar yok. Peki çözüm gerçekleşti mi? Evet. Üç kere tık. Peki işleme süresi var mı? Hayır. Yani 21 saat. Üç kere tık. Şey çıkmadığında işleme süresi çıkmadığında 21 saat olur. Çünkü tüm o dolaşımımız kan olsun, meridyenler falan hepsinin dolaşımı 21 saatte böyle tamamlandığı için 21 saat olarak söylüyorlar. Teslim etti miyiz? Peki ev ödevi var mı? Ev ödevimiz de yok. Çok güzel. Hiç yaratık. Peki bu çalışmanın armağanları var mı? Teslim etti miyiz? Bu çalışmanın armağanları var mı? Evet. Birinci çelik, ikinci çelik, üçüncü çelik, üçüncü çelik, birinci satır. Hafifleme, mizah anlayışı, berraklık, ister rehberliğine güvenme. Üç kere tık. Şeyi sormadığımı fark ettim. Heyecandan oldu belki de bilemiyorum. Tamamen gitti. Devam seansı var mı? Olmadığı için zaten. Hiç de aklıma gelmedi çünkü. Teslim etti miyiz? Evet. Peki başka armağanlar var mı? Evet. Birinci çek, birinci çek, birinci satır, ikinci satır. Psişik yeteneklerin artmış olarak geri gelmesi. Üç kere tık. Şifa olsun. O. Başka var mı? Birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, dördüncü çek, dördüncü çek, birinci satır. Anda kalma yeteneği, zihinsel berraklık. Üç kere tık. Çok güzel. Başka var mı? Teslim ettiniz. Başka var mı? Yok. Tamam. Şimdi ben her Cihazla ilgili çalışma bittikten sonra soruyorum yine de spiritüel dansing çalışmamız gerekir mi diye. Çünkü onun da dosyaları çok farklı. Çok farklı bilgiler var. Çok farklı değişim kısımları var. Bazen gerekebiliyor. Onunla da çalışılması gereken kısım olabiliyor. Çoğunlukla olmuyor ama yine de ben soruyorum. İlk önce evetimize hayrımıza bakalım. Bana evetimi göster. Evet, öne doğru gelin. Giderse evet, durabilirsin. Bana hayırımı göster. Yanlara doğru giderse de hayır. Durabilirsin. Bu durabilirsin. Bu çalışılan konuyla ilgili ayrıca spiritual dancing dosyalarına bakmamıza gerek var mı? Hayır, gerek yokmuş. Peki, öyleyse. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve kalp çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizden içinize akan her şeyin yaratıcısının o sevgisini hissedin, duyumsayın. Onun içinize akmasına, ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattını doldurması ve böylelikle oradaki tüm çakraları da şifalamasına, dengelemesine, merkezlemesine, hizalamasına izin verin. Onun her hücrenizin içine dolmasına ve hepsinin kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin.
içinizden dışarıya akarak duygusal, düşünsel ve ruhsal bedenlerinize doldurmasına izin verin. Bunu hissetmenizi istiyorum. Tüm hücreleriniz o yaradanın koşulsuz sevgisiyle doldu, nuruyla doldu. Ve o kadar çok doldu ki etrafa yayılmaya başladı. Auranız da sarıyor. O enerjiyle bir ve bütün oldunuz. Ve şimdi Tanrı'ya, meleklerimize, öğretmenlerimize ve rehberlerimize teşekkürlerimi sunarım. Yüksek benliğimize, bedenimize ve onun yüksek benliğine, takımımıza ve beden devamımızın takımına teşekkürlerimi sunalım. Derin bir nefes al. Sevgiyle, şükürle, teşekkürle, kalbinden nefesini ver. Teşekkürler. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın, özgürlerimizin güncellenmesini talep ediyorum. Varlığımızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesi, stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve bizim gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül durumumuz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazik çözümsenmesini diliyorum. Öyle olsun ve öyledir. Üç kere tık. Ve şifa olsun hepinize. Çok güzel bir çalışma oldu. Bundan daha güzel nasıl olur? Başka neler mümkün? Ne yapıyoruz? Sadece sevgiyle alıp kabul ediyoruz. Burada çıkanları hiçbir şey düşünmeyin. Günlerin hepsi şu anda şimdi şifalandı. Evet, var mı sormak istediğiniz bir şey? Peki. Herkes burada mı? Bir tek Nevin Hanım'ı görüyorum. Herkes burada değil mi? Buradaki anlattıklarım biraz beni anlattı. O çıkanlar beni ihtiyacım olanlardı. Allah razı olsun. Aynen. Hepimizin aynıydı zaten. Evet. Yani inanın ki benle alakalı da çok şeyler çıktı. Hepsi. Şifa Morali olsun hepimize. bozuk girdim buraya. Çünkü hiç tanımadım. İlk defa girdiğim bir yer bura. Önüme geldi. Ondan sonra ama biz çok moralim bozuktu. Şimdi bu sonuna yakın biraz düzeldi moralim. Aynen şey yap. Şöyle yapın. Eğer ki esneme halindeyseniz böyle bir hani bir kabul edememe, bir direnç hissediyorsanız o sıralarda gözlerinizi kapatın ve ben değişimi kabul ediyorum. Değişimi seçiyorum. Değişime gönüllüyüm deyin. Hatırlatın ve her şey yolundayı çok söyleyin. Nefes alıp verip her şey yolunda. Her şey tam da olması gereken şekilde oluyor. En çok kullandığım böyle bazen hani şeyler oluyor. Ne yapacağınızı bilemediğiniz durumlar olabiliyor ya da karar vermeniz gereken, seçim yapmanız gereken durumlar olabiliyor. Alan benim irademe göre değil, senin iradene göre olsun. Akışa bırakıyorum, sana bırakıyorum deyin. Ve onun ya farkındalıkta olmayı seçin bu süreçte. Çünkü karşınıza çıkartıyor. Cevapları da çıkartıyor. Oradaki güzellikleri de görmenizi sağlıyor. Teslimiyette olmak çok güzel bir şey. Muhakkak ki tavsiye ederim yani o sıralarda yaradanı hatırlayıp benim irademe göre değil Allah'ım senin iradene göre olsun deyip öyle ilerleyin muhakkak ki. Çok tavsiye. Yani ne Olan diyeceğim de işte ne cevap vereceğimi de şaşırdım. Susayım mı dedim, cevap vereyim mi dedim. O yüzden öyle öyle durdum ama Allah aşkına şimdi sizin şeyiniz bana moral oldu. Bu şey çok yaptığınız. ne güzel şifa Allah olsun. razı olsun. Nevin bir şey demek istiyorsun sanırım. Sesin az Şimdi geliyor. hayır vardır diye bilmek çok güzel bir duygu. Ama o Aynen. fark biz Aynen. sürekli kullanıyoruz. Kaldığımız anlar oluyor, kaybettiğimiz anlar oluyor. İşte inişlerle çıkışlarla o farkındalıkta stabil olabilmek önemli.
Dünyada her Kesinlikle. kişi biraz tutuyor. Olan da hayır vardır diye bilmeyi nasip etsin Allah hepimize. Aynen Amin. aynen öyle. Kesinlikle şey oluyor mesela hani illaki olacak anlamına gelmiyor. Şu anda söyledim, tamamen benim ilginç bakış açımıyım ben. Yani almayın bu düşünceyi direkt böyle kanca olarak almayın. Bazen direnç gösterdiğimiz zamanlarda özellikle karşıt enerjiler bizi zorlayabiliyor. O sıralarda özellikle böyle hani evet çok düşebilirsiniz orada, enerjiniz düşebilir, isyan edecek noktaya gelebilirsiniz. İşte Sıfırın altına orada giren moralim şimdi bu bir seansa girdi. Sıfırın altına girdi şimdi. Moralim nasıl ya? aynen. İkinciye girmedi. Bakın şöyle diyeyim, bazen orada ağlamayı da istiyor olabilir. O ağlamayı son kez yapacak olabilirsiniz. O enerjiyi son kez yaşayacak olabilirsiniz. Ağlamanız gerekiyorsa ağlayın. Fazla değil ama böyle hani bir bütün gününüz değil. Ağlayın şöyle bir yarım saat, bir saat belki böyle hani bir şey yapın. Daha sonrasında hani kötü ediyorsa size durdurun. Ve bunun hediyeleri nelerdir Allah'ım? Bundan da aynısı olur. Başka neler mümkün? Deyin. Yaradan'ın iradesine bırakın kendinizi ve o sırada kendinizi o alandan uzaklaştırın. İlla ki dışarı çıkın demiyorum. Kendinizi oyalayacak bir şeyler yapabilirsiniz. Bir şey, herhangi bir müzik açabilirsiniz, ibadet yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, spor yapabilirsiniz vesaire. O alandan uzaklaştırın. Ağlamanız gerekiyorsa ağlamanız gerekiyordur. Bunu unutmayın. Ama dediğim gibi bütün gününüzü almasın. O enerji çıksın. Ondan sonra siz kendinize dönün. İnşallah. Tamam. İnşallah. Hem zaten oradan çıktım, sizin tarafa döndüm. Hemen Çok orayı güzel oldu. Yazanlar oldu. Kayıt nasıl? oldu. Burada mı acaba bir gün? Evet, kayıt oldu bir gün. Senin geldiğini gördüm. O sonlarına doğru geldin. Kaydı baştan sona sadece bir kere izleyin bu sırada. Yani kesinlikle birden çok izlemenize kesinlikle gerek yok. Sadece bir unutmayın. Baştan sona bir kere izlemeniz yeterli. Hem başındaki Theta Healing ile yapılan enerji temizliğini her gün dinleyebilirsiniz. Çünkü o enerji temizlikleri şey yapıyor. Her gün gelişiyor, her gün değişebiliyor. Evet, orada ben inanç değişiklikleri de yapıyorum o sırada alanda gelenlerden. Sorun değil. Ama şey, o enerji temizliğini yapabilirsiniz ama cinenlerin arındırma sistemiyle yapılanı sadece bir kere yapıyorsunuz, bu kadar. Ya yani oradaki his yüklemelerini her gün yapmanıza gerek yok. Onlar orada genel, çünkü orada ben inanç değişiklikleri de yaptım. Her gün yapmanıza gerek yok. Onlar da bir kere yapılsa yeterli ama onu belki şey yapamayabilirsiniz. Akışta ben geldiği gibi çünkü söyledim. Dinleyin olduğu gibi, sorun değil. Ama kesinlikle cinandırın arındırma sistemiyle yapılan çalışmayı bir kere izliyorsunuz. Hiçbir yere not almayın, düşünmeyin. Tamamen sevgiyle şifalanın, o kabul edin o şifayı, o kadar. Aynen. Her şey yolunda. Ben de şimdi kabul ediyorum. Her şey yolunda gösteren. Evet. Ha, tamam, Songül, senin için aynı cevabı vermişim. Tamam, çok iyi. Sonralarda yazmışsın sen. Nasıl bir şey olduğunda nasıl bir şey oluyor Türkan? Uyumuşsunuz. Ne zaman uyudunuz? Türkan? Sesini açıp söyleyebilir misin mesela? İş yerindeki sıkıntı. Kaydı sanırım yarın yüklenir. Gruba atılır. YouTube linki atılır.
Tamam, seni arıyorum. Yukarıda açmışım kapıyı. Ben aşağıdaydım, böyle oraya bakıyorum. Evet, nasıl sorunlar oluyor? Şimdi hocam mesela diyelim ki odada haksızlıklar oluyor ya da işte uyumsuzluklar oluyor iş yerlerimizde. Bununla ilgili hani o kadar bazen stres oluyoruz ki hani o anda kendimi nasıl telkin yapabilirim ya da nasıl bir kendimi hani böyle rahatlatabilirim bilemiyorum. Var bazı şeyler. Şöyle, orada olan durumlar seni tam olarak etkiliyor mu? Yani sende hissettirdiğin negatif hisler neler? Yani. Onların farkına varıp, şimdi bak, ilk önce negatif hisleri bir farkına varıyorsunuz, tamam mı? Sonra o negatif hisler, mesela tamamen örnek veriyorum, beni değersiz hissettiriyor. Bu değersizlik hissini ben ne zamanlarda hissediyorum? Ben bu değersizlik hissettiğinde ne yapıyorum? Nasıl bir Türkan oluyorum? Nasıl, mesela kendi düşünce, nasıl bir Gökben oluyorum değersizlik duygusunu hissettiğimde? Diyerek oradaki sana katkısını gördüğünde, farkına vardığında da, bazen çünkü bazı şeyleri farkına varmak da değişimi gerçekleştiriyor. Bu bir. Bir ikincisi, aksesten bir şey söyleyeceğim. Her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Bunu bol bol söylediğinde direkt kişilerin, mesela iş yerinde benim de oluyor sonuçta, ve durduk yere bir anda bir tepki görüyorum. Hayrola falan oluyorum. Hayrola, ne oldu şimdi Çok falan güzel oluyorum. Böyle sonra söyledin diyorum, hocam. her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir diye böyle söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Ve bana daha sonrasında onun cevabı geliyor. Ya Yani kişi bana şey yapıyor, kusura bakma falan, ya az önce şöyle bir durum yaşadım, ondan dolayı böyle oldu, sana patladım diye söylüyor. Ya da onun ne olduğunu, o sırada ne olduğunu ben öğreniyorum. Ha, benle alakalı bir şey değil mi zaten değil falan, böyle umursamıyorum. sık sık olan bir şey. Mesela odada hani insanlar diyeyim yani o böyle şey yani insanlar hani böyle şey yerine konur ya hani ben farkındayım ama karşı taraf hani hep aynı şeyleri yapıyor. Yani işe gelmemezlik işte onun yükleri sana binmesi ya da işte eksilerinin hep sen giderilmek zorunda kaldığın ve devamlı buna alışkanlık halinde olan insanlar var. Bununla ilgili hani kendimi nasıl telkin edebilirim? Hani nasıl rahatlatabilirim? Onu bilemiyorum yani. Artık hani bazen oluyor ki isyan edip gitmek istiyorsun. Hani emekliliğini beklemek istemiyorsun. Gitmek istediğin gibi bir şey yaşıyorsun. İş yeri sana mı ait, çalıştığım yer mi? Çalıştığım kurum şey devlet dairesi. Oradaki amirleriniz falan bilgileri var mı bu konu hakkında? Bizim bir üstümüz var tabii o da sorumlusu ve onun söylemesi gerekiyor ama o söylemeyince hani şey oluyor. Bu sefer bizim gidip söylememiz normal olmuyor. Daha da huzursuzluk çıkabilir diyorsun o zaman. Yok, neden normal olmasın? Ya çünkü hoş karşılamıyorlar yani odadaki sorumlular veya işte bilmiyorum yani. O zaman o devamlı yapan arkadaşına söyle. Yani bundan dolayı ben amire söyleyeceğim, bilgin olsun diye. Ya o çok umursamıyor işte ben torpilliyim ben şöyleyim ben istersem şunu yaptırırım ben Olaylar farklı farklı o zaman. yani evet evet çok farklı şeyler dönüyor. Amir de onun için pek umursamıyor anladığım kadarıyla, torpil olayları falan varsa. Bazen çıkar şey de oluyor insanlarda hani çıkar ilişkisi de oluyor yani o ondan çıkar oluyor o ondan. Hani bununla ilgili kendimi biraz hani nasıl rahatlatabilirim ya da O ne yapabilirim? zaman yani sen sadece kendini rahatlamak için istiyorsan, çözüm şeklinde, bak şimdi şöyle, esasında şöyle çözümü olabiliyor. Az önce söylediğim gibi, orada hissettiğin o duyguların sana katkısını görüp, oradaki o farkındalıkla hizmetini gördükten sonra, ya mesela ne olsun? Ya az önce de bir dedim ya, mesela böyle değersizlik duygusu sana şöyle katkı sağlıyor olabilir. Aklıma gelmedi, çok güzel örnek gelmedi aklıma.
Evet, Burada bir tane şey yaptım şuradan. Ha. Mesela dua etmen için değersiz hissetmen gerekiyor. Olabilir. Mesela bunu öğrendin. Bunu kapıyor. fark ettin. Değersiz hissettiğin her anda daha fazla dua ediyorsun. Daha fazla yaradana sığındığını fark ettin. Bunu bir fark et yani. Negatif hissettiğin durumlarda sana hizmet ettiği şeyler neler? Bunun farkına vardığında şöyle bir şey yapabilirsin. Yani ben çözümü sana söylemeye çalışıyorum. Seni hafifletici bir şey yapmak istemiyorum burada. Evet, onun için de bir şeyler söylerim de onlar gelip geçebilir. Ben her zaman her durumda Yaradan'a yakınım ve dua ederim. Bunun için değersiz hissetmeme gerek yok. Allah'ım, bununla ilgili tüm derslerimi bitir. Şu anda bunu gördüm. Teşekkür ederim. Bununla ilgili tüm dersini bitir diye Yaradan'dan talep edebilirsin. Evet, güzel. Onun haricinde de bu işini, yani yaptığın şeyi o kişiye takılmadan, büyük bir ihtimalle sadece sen yapmıyorsun bu şikayetleri anladığım kadarıyla. Sadece sana olmuyor. Biraz etrafın kolektif olarak da gelen bir enerjisel olarak sana da bu şikayetler böyle yeter şeklinde devam ediyor, sana da yansıyor. Bir bak, bu senin inancın. Gerçekten bundan rahatsız oluyor musun, yoksa başkaları rahatsız oluyor da sen onlarla birlikte mi rahatsız oluyorsun? Eğlenceli hale getir yaptığın şeyi. Madem çözümünü göremiyorsun, madem hani devlet dairesi amir şu şekilde yapamıyor, böyle olmuyor vesaire tarzında bir şey var, durum var. Eğlenceli hale getir ve başkalarının inancınla kendi inancın arasındaki farkı gör. Bazen çünkü etrafın enerjisiyle biz de şey yapıyoruz, o sürü psikolojisiyle devam ediyoruz. Yapma öyle. Onlar şikayetçiyse onlar o zaman şikayet etsin. Sen şikayetçiysen sen şikayet et. Teşekkür ederim Şikayet hocam. etmekte de bence yine şey diyorum ama benim ilginç bakış açım, söyleyebilirsin. Yani ama benim ilginç bakış açım tabii ki de bu sana kalmış, senin tek kalmış Tabii. sürecin. Tabii, topluluk haliyle işte birkaç kişiyle beraber olması gereken bir şey bu. Hani tek kişinin olması şey olmuyor da işte bakacağım yani hani sizin dediklerinizi uygulamaya çalışacağım. Belki bunun bana daha farklı bir şey olabilir. Ve Hani dönüş olabilir ya da. teşekkürler bu şu anda verdiğim bilgi, çünkü çok değerli bir bilgiydi. Belki çoğu kişi böyle bu bilgileri vermiyor da olabilir, bilmiyorum. Çok değerli bir bilgiydi ve çok kişiye şu anda katkı oldun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Var mı, ederim. teşekkürler olsun. Sağ olun, hayırlı akşamlar. İyi İyi geceler. akşamlar. İyi geceler. Var mı başka sormak isteyen soru? Bir şey söylemek isteyen? Peki o zaman. Hava. Siz de iyi ki varsınız. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Şifa olsun hepimize. Amin. Dediklerimi yapmaya çalışın muhakkak ki. Çünkü bol katkılı olur sizin hayatınızda ilerlemeniz için, bol katkılı olur. Öyleyse İnşallah. öpüyorum İnşallah zaten hepinizi. biraz moralim yerine geldi. Bundan da aynısı olur. Başka neler mümkün? Evet, sağ ol. Allah razı olsun. İyi geceler diyorum ve hepinize Hayırlı şifa dersin. olsun diyorum. Şöyle ben kaydı da durdurayım. Tamam. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hoşça kalın.